Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve bu videoda karşınızda ilginç bir şeyle duruyorum. Eğer canlı yayınlarımı takip ediyorsanız, ki eğer haberiniz yoksa, çok fazla kişi izlemiyor biliyorum. Ama gene de sohbet muhabbet için güzel oluyor. Her cumartesi akşam ben bir canlı yayın yapıyorum Twitch'te. Neyse, asıl konumuza devam edelim. Canlı yayınlarımı takip ediyorsanız eğer, benim bir hafta önce, daha doğrusu bir iki hafta önce Awesome Window Manager diye bir pencere yöneticisine geçmeyi düşündüğümü görmüş olmalısınız. Öncelikli olarak pencere yöneticisi nedir? Ya, pencere yöneticisi aslında bütün sistemlerde grafiksel arayüzü olan herhangi bir sistemde olan bir şey, ama burada direkt pencere yöneticisi olarak dediğimiz şey biraz farklı. Öncelikle olarak normal pencere yöneticisi nedir? Pencerelerinizin bulunduğu yapıyı, şablonu, yönetilme şeklini vesaireyi belirleyen araç. Windows'ta bu pencere yöneticisinin adı Aero. Eğer macOS kullanıyorsanız muhtemelen Aqua kullanıyorsunuz. Linux kullanıyorsanız ortalık biraz karışıyor. Eğer GNOME kullanıyorsanız Mutter. KDE kullanıyorsanız Kvin ya da Cinnamon kullanıyorsanız neydi onun ki? Neyse. Adını unuttum. Vesaire vesaire. Ama bunun yanı sıra Linux camiasında bir nokta daha var. Direkt kendi başına çalışan pencere yöneticileri. Herhangi bir masaüstü ortamına bağımlı olmadan çalışan pencere yöneticileri. Önceden bilenler için ben son birkaç aydır i3WM kullanıyordum. i3 Window Manager. Kendisi güzel bir pencere yöneticisidir. Özellikle yeni başlayanlar için, yani Tiling Window Manager kavramına yeni başlayanlar için, o detaya birazdan gireceğim. Gayet güzel bir pencere yöneticisidir. Ayarlaması nispeten kolay. Hani Awesome'a kıyasla çok daha kolay bir config dosyası var. Vesaire vesaire. Ama bayağıdır gözüm Awesome'da. Öncelikli olarak Tiling Window Manager'ları da bir bahsedelim. Normal Stacked Window Manager dediğimiz kavrama alışkınsınız çoğunuz. Stacked Window Manager nedir? Pencereler birbirinin üstüne geçer. Aşağı alırsın, yana çevirirsin, şudur budur tarzı. Tiling Window Manager'larda ise her yeni bir pencere yeni bir tile, yani kutucuk oluşturur size. Ve bu kutucuklar arasına yerleştirirler. Bu şekilde. Otomatik olarak. Bunları mesela şöyle yerlerini değiştirebilirsiniz. Tiling Window Manager'lar hakkında önemli detay, çoğunlukla klavye ile kullanılmak için tasarlanmışlardır. Şimdi Awesome'a geçelim. Awesome, i3'den biraz farklı bir mantıkta çalışıyor. i3 düz sadece tile üzerinden çalışıyor. i3 ise client ve layout, yani izle çalışıyor. Her pencerenin bulunduğu bölge bir client olarak geçer. Yani aslında bu pencerenin kendisi bir adet client'ı kendine çerçeve olarak alıyor. Layout ise o çerçevelerin düzenlendiği düzen oluyor. Mesela bir adet düzen bu, bir başka düzen bu, bir başka düzen bu, bir başka düzen bu, başka bir düzen. Bir başka bir düzen, bir başka bir düzen. Başka bir düzen, başka bir düzen. Başka, başka, başka. Başka, 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 başka. Vesaire. Aslında bu mantıkta çalışıyor. Bu arada kendi custom, yani kendi yaptığınız layoutları falan da yapabilirsiniz ki mesela bir adet layoutun modifiye edilmiş hali bende burada var. Hatta daha rahat gözükmesi. Yok ya, daha rahat gözüküyor. Burası ve burası iki farklı pencere bende şu an mesela. Gibi. Hatta şöyle de gösterebiliriz. Burası benim üçüncü kısımda, bu bende özel bir layout. Bir de sıfır var, yani daha sonra 10. Orada da Steam'e özel olduğu için orası direkt floating. Yani
Normal stacked window manager'larda alıştığınız düzen. Çünkü Steam tiled window manager'larla çok verimli çalışmıyor. Biraz tuhaf çalışıyor. Neyse. Awesome'ın olayı bu şekilde bir window manager olması. Bir artısı daha. Ya benim Awesome kullanmak istemek için istediğim 3 sebep vardı. 1. Config dosyaları Lua script'leri. Config bayağı Lua ile program yazarak konfigliyorsunuz aslında. Bunun artısı nedir diye soracak olursanız, yani neden bu güzel bir şey? Bu arada evet, kesinlikle daha zor. Ama güzelliği şu, çok daha karmaşık logikler, çok daha karmaşık işlemler yapabiliyorsunuz ki mesela bu aslında onun bir örneği, en basit örneği. Aşırı karmaşık işlemler, otomatizasyonlar yapmanıza izin veriyor size. i3'de mesela bunun için sürekli arka planda çalışacak scriptler falan ayarlamanız gerekiyor. Awesome'da kendi config dosyası içinde bunlar ayarlanabiliyor. 2. Awesome'ın çok daha hoş bir çoklu ekran yönetimi var. i3'de 10 tane workspace'iniz var, çalışma alanınız. Ve bunları iki ekran arası dağıtıyorsunuz. Awesome'da her bir ekran için ayrı bir set oluşturuyorsunuz. Mesela bu ekranımda 10 tane çalışma alanı var. İkinci ekranımda da birebir aynı 10 çalışma alanı var. Ve bunlara farklı ayarlarda atayabiliyorum. Mesela şu burada olan muhabbet ikinci ekranındaki üçüncü workspace'te yok. O yüzden hani çoklu ekranda çalışırken inanılmaz rahat oluyor ve workspace sayınızı inanılmaz derecede arttırıyor. Hani şey günlerce yetecek workspace'im var diyebiliyorsunuz. Ama dezavantajı olarak da daha zor ayarlanıyor. Cidden çok daha zor ayarlanıyor ve hani Tiling Window Manager kavramına yeni başlayacak bir insanı hele hele Lua bilmiyorsa kesinlikle Awesome önermem. i3'yi öneririm. i3 güzel. i3'nin config dosyası baya hani şu 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 eşittir şu mantığında. Hatta gösterelim. cd config i3 nasıl, neden cd diyorum? Config. Böyle mesela şey execute demek şu komutu her başlayışta çalıştır. Bunlar client'ların renkleri, klavye kısa yollarının atanması gibi gibi. Workspace'lerin adları bu şekilde. Başlangıçta biraz tuhaf geliyor ancak azıcık okuduğunuzda anlayabiliyorsunuz. Aslında ise öyle bir lüksünüz yok maalesef. Evet. Bu gibi sebeplerden ötürü Awesome'a geçtim. Awesome'ın bir artısı daha. i3 sadece pencere yöneticisi. Orada paneldir, şudur budur kendi içinde gelmiyor. Awesome'da bunlar bir bütün. Bu bazı noktalarda güzel, bazı noktalarda değil. Yani şu panel bu arada direkt Awesome'dan gelme mesela. Ya da tema öğeleri. Vesaire vesaire. Bunlar direkt Awesome'ın kendisinden gelme. Ve bayağı da güzel çalışıyorlar. Hani bayağı da memnunum ve gene bu da bu panelde Lua ile programlanıyor. Evet. Bu gibi sebeplerden ötürü son bir haftadır Awesome kullanıyorum. Bayağıdır aklımda vardı. Hatta i3'ye geçtiğimden beri Awesome'ı denemek istiyorum. Awesome'ı denemek istiyorum. Awesome'ı denemek istiyorum deyip duruyordum. En sonunda geçtim. Pişman mıyım? Hayır değilim. Bayağı memnunum şu ana kadar. Bazı çalışma mantıkları i3'den farklı olan noktalar var. Onları alışmaya çalışıyorum ya da istediğim şekilde getirmeye çalışıyorum çünkü hani neden buraya tabi? Çünkü gerçekten geniş bir dokümantasyonu var. Yani gerçekten çok değişik şeyler yapabiliyorsunuz aslında ve bunları biraz kurcalamak gerekiyor. Zaman harcamak gerekiyor. Awesome ama Awesome'da bayağı yaratılan güzel işler var. Ha bu arada bu Awesome'ın standart haline biraz benziyor. Burası Awesome'ın standart hali.
Tabii ki de burada terminal kısalım neydi? Çünkü bunda terminal farklı bir şey atalıydı, değil mi? Windows metare URX URX VT. URX VT. Mesela ön salım olarak floating modda başlıyor pencereler. Bunlar floating modda. Pencere kenarlığı var ön salım ayarlarında falan filan gibi. İlginç bir ön salım ayarları. Ön salım ayarları hani başlangıçta bir insanın kullanabileceği bir durumda. Ancak şahsen tercih etmiyorum. Yani istediğim yapı değil. Menü var bir kere. özetle şu kapatalım. Sonra bilgisayarımızı da kapatalım. Evet. Böyle bir yapı. eğer Asim'e ulaşmak istiyorsanız burada hazırlanmış config dosyalarına bakabilirsiniz. Bunun yanı sıra şu Awesome Issues kısmına bakabilirsiniz ki burada bayağı güzel yapılmış config dosyaları var. Hani hoşunuza gidecek bir şeyler bulup onu inceleyip onun üstünden kendinize bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ki mesela şu benim bayağı hoşuma gitmişti. Bu gitmedi mesela. Gibi gibi hani. Ha mesela şurada adam direkt Spotify'ı yönetebileceği bir arayüz yazmış gibi. Şu bayağı hoşuma gidiyor. Light ve dark versiyonları. Hem de soluk bir light ve dark. İnanılmaz hoşuma gidiyor bu. Gibi gibi. Eğer Awesome'a merak sarıyorsanız bu şekilde kurcalayabilirsiniz. Ama tekrardan tavsiye ediyorum. Awesome'a bulaşmak istiyorsanız bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor. Benim bütün hafta sonumu yedi. Bu konfigleri oluşturabilmek. Şu an kullandığım konfig ve hala eksiğini hissettiğim bazı noktalar var. Onları hala ayarlayacağım. Ama genel itibariyle kullanımımdan memnunum ki hani i3'den fazla bir şeyler katmasaydı eğer zaten geçmezdim. i3 bu arada evet. Kesinlikle mükemmel bir pencere yöneticisi. Yani Tiled Window Manager yani Tile pencere yöneticilerine geçmek isteyenlere kesinlikle tekrar tekrar öneriyorum. Ama bana yetmedi. O yüzden Awesome'a geçtim. Daha hafif bir şeyler isteseydim DVM'e geçerdim de kendi C programlama yeteneğime güvenmiyorum. Bu arada DVM'de config yapabilmek için C programlamanız gerekiyor. Ah. Çok ilginç. Ki bu arada Awesome'da bir DVM klonu aslında. Sadece C ile değil, Lua ile programlanıyor. Evet. Sanırım bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.